İbrahim Bey telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Furkan Bey. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Hocama da saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Buyurun. Şimdi benim iki sorum var. Birinci sorum, benim bulunduğum çevrede yani insanların geçimi %80'inin geçim kaynağı bağcılık, üzümcülük yani. Evet. Şimdi bu geçim kaynağı sadece üzümle olan bu %80 insanın şarap fabrikasına üzüm vermeleri dinen caiz midir? Birinci sorum bu. Peki. İkinci sorum da namaz kılmayan bir hanım, evin hanımı namaz kılmıyorsa kocası İslam'ı kurallara göre ne şekilde buna şey yapması lazım? Yani kurallar nedir? Yani namaz kılmasını sağlamak için ne yapması lazım? Peki, soralım. Elazığ'a selam ederiz. Cenab-ı Allah sağlık afiyetten ayırmasın. Dua bekleriz efendim sizden de. Hayırlı akşamlar. Yani bunu hem Elazığ için hem de batıdaki bazı illerimiz için söyleyebiliriz. Çok kaliteli üzümler üretiliyor. Fakat bu üzümlerin acaba dinin tecviz etmediği bir takım yerlere satılıp satılmaması konusunda acaba bizim tavrımız ne olmalı? İslam ulemasının büyük çoğunluğu eğer bir kimse üretmiş olduğu üzümü şarap üreten bir kimseye satarsa bu konuda diyor ki bunun satışı haramdır. Allah Allah. İslam ulemasının büyük bir çoğunluğu. İslam ulemasının büyük çoğunluğu deyince demek ki az bir kısmı da diyor ki burada üzüm nedir? Helaldir. Helal bir ürünü kişi satıyor diyor ve bu üzüm yapan kişiye bunu satması her ne kadar çok doğru olmasa bile bu satış caizdir ve helaldir söylüyor. Ama bu çok azınlıkta olan bir kısımdır. Burada her zaman için biz neye tabi olmamız olmak gerekiyor? Lazım. Şüpheli olan şeyleri bırakıp bizim burada işte takva dediğimiz şey burada öne çıkıyor. Şüpheli olmayan şeylere bakmamız lazım. İslam ulemasının büyük bir çoğunluğu buna haram demişse o zaman bu tür yerlere, şarap fabrikalarına veya şarap üreten kimselere bu üzümü satmak haramdır. Ben de şahsen bu görüşü tercih ediyorum. Yani haram olan görüşü tercih ediyorum. Şöyle düşünelim, üzümü biz sattık şarap satan yerlere veya fabrikalara bunu sattık. Allah korusun, şarap içen insanlar bir cinayet işledikleri zaman, bir kadın cinayetler oluyor, çocuk cinayetleri oluyor veya ırza saldırılar oluyor, bu tür şeyler oluyor veya bir trafik kazası yaptıkları zaman bunun sorumlusu kim olacak? Ve bu vebal kime ait olacak? Bu vebal paylaşıla 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 bu üzümü satana kadar gelir o zaman. Tabii ki bu üzümü satan kişilere kadar gelir. Onun için üzüm satan, üzüm üreten kişilerin dinen helal olan yollara başvurmaları ve bunu şarap imalatında kullanacak olan kişilere satmamaları gerekir. Eyvallah hocam.